lazım vesaire diye onlar tartışılmıştı. İşte o zamandan beri sanki biraz bekliyormuşuz gibi geliyor bana. Dolayısıyla genel çerçevesi bu ama bir taraftan sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin hazırlıklar yürüyor. Bir taraftan da aslında bu süreçte bizim gibi ülkelerin Türkiye'nin nasıl intibak edebileceğine ilişkin fonlama imkanları da aslında giderek çeşitleniyor. Dolayısıyla şimdi bunların hepsini değerlendirebileceğimiz bir oturum diye düşünüyorum ben. Şey açısından da son derece önemli. Hani bir taraftan tartışıyoruz işte deprem sonrası ne olur, yeniden yapılanma nasıl gerçekleştirilir diye. Şimdi onların hepsi üst üste geldi. Yeşil fonlarla aslında o yerelde özellikle yeniden yapılanmanın bir bölümünü Türkiye'nin daha kolay gerçekleştirebilme imkanı da var. Hani fırsatları eğer değerlendirmek istiyorsak o fırsatlar şimdi burada. Dolayısıyla bununla ilgili şimdi çok iyi bir konuşmacı grubumuz var. Beyza Hanım dışlarından. Dolayısıyla o bize bir genel çerçeve çizecek. Neredeyiz konusunda. Sonra İdil Hanım İBRD'den. O da bize İBRD ne yapıyor? İşte IFI'lardan bir tanesi nasıl faaliyet gösteriyor? Onlara ağırlık verecek. Marina Hanım şeyden, AFD'den, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan. Onlar da aktifler aslında Türkiye'de, değil mi? Özellikle yerel projelerle ilgili olarak nasıl yaklaştıklarını bence anlatacaklar. Dolayısıyla şeyde Rikki Hanım da Danimarka Dışişleri Bakanlığı'ndan, o da bize Danimarka'nın bu tür ne tür imkanları aslında Türkiye'de kullanabileceğine ilişkin bir çerçeve çizecek. Dolayısıyla bir önce bir başlayalım. Neredeyiz, nasıl görünüyor diye, ne tür aktiviteler yürüyor diye. Beyza Hanım sizden başlayalım. Bir sürü böyle sözler verdik, hepsini tam gerçekleştiremedik ama yine de çok kötü bir durumda değiliz herhalde. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Kıymetli hazirin, saygıyla selamlıyorum. Herkese günaydın. Zannediyorum İstanbul'un, biz Ankaralılar çok bilmeyiz ama İstanbul'un trafiği katılım sayısını birazcık etkiledi. Biraz sonra çok daha kalabalık olacağımızı düşünüyoruz hep beraber. Aslında sürdürülebilirlik ve ötesi temalı maruf etkinliğimizin, 2023 etkinliğimizin ana konularından bir tanesi Avrupa Yeşil Mutabakatı ve bunun yereldeki yansımaları. Biliyorsunuz iklim değişikliği ile başlayan Sayın Başkanımızın da ifade ettiği açılış konuşmasında ve sonrasında aslında bunun iklim krizine dönüştüğü durum sınır aşan boyutları nedeniyle aslında herkesi ilgilendiren ve topyekün bir çabayı gerektiren bir tehdit, küresel bir tehdit. Söz konusu tehditin bertarafı için gerek ulusal, gerek uluslararası ve gerekse yerel düzeydeki tüm aktörlerin ortak bir işbirliği, bir çabası gerekiyor. Ülkemiz de Avrupa Birliği tarafından 2019'da Sayın Hocam'ın ifade ettiği gibi başlatılan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı yakından takip ediyor. Yakından takip etmesi bir aday ülke olarak, bir gümrük birliği üyesi ülke olarak aslında Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinden değil, aynı zamanda bu hususun ülkemizle yakın ticaret şeysi, işbirliği olan Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri de ekonomik ve ticari düzeyde etkilemesinden kaynaklanıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ortaya konan aslında husus, Avrupa Birliği'nin bir dönüşüm aracı, bir kalkınma hedefi aslında. Yeni bir şeyleri, ekonomik ve ticari bir şeyleri yeniden yapma, yeniden dönüştürme ve daha rekabetçi olabilme, üretim ve tüketim araçlarını, modellerini değiştirmesi süreci. İklime dayalı olarak ortaya konan bir süreç. Dolayısıyla yerelde de, ulusal düzeyde de, merkezi düzeyde de bütün üye devletlerin ve birliğe ortak değerlerle katılmayı arzu eden ülkelerde bir etki ve tepki yaratıyor. Bu oturumda aslında dünkü oturumlarda da dile gelen, akla gelen bu işin finansal çözümü konusu daha çok değerlendirilecek. Bu yöndeki imkanlardan bahsedilecek.
Ben çok genel olarak Avrupa Birliği Başkanlığı Programlama Daire Başkanı olarak buna yönelik çözümlerde üç ayrı kaynağın olabileceğinden bahsedeceğim. Çok derine inmeyeceğim ama sizlerin proaktif katılımlarıyla, sorularla ve cevaplarla bunu daha da detaylandırarak gidebileceğimizi de düşünüyorum. Buradaki temel unsur aslında finansmana erişimdeki sıkıntılarla ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanıp sağlanamayacağı meselesi. Burada üç farklı kaynak imkanı var. Bir tanesi katılım öncesi mali yardım kaynakları. Bu kaynakların programlamasını Avrupa Birliği Başkanlığı ilgili kurumlarımızla birlikte merkezi düzeyde yapıyor. Keza merkezi düzeydeki akredite bazı bakanlıklarımızla da yerel düzeye kadar uzanan bunun etkileri oluyor. Ve Avrupa Yeşil Mutabakatı yani Green Deal katılım öncesi mali yardım fonlarının, hibe fonlarının da kaynağını, ana nüvesini teşkil ediyor. Özellikle green ve digital dediğimiz ikiz dönüşüm. Ve bu husus yerelde de finansman imkanları sağlıyor. Bununla alakalı bir dolu proje ki değerli konuklarımızın da zaten portföylerinde olan projeler hali hazırda uygulandı ya da uygulamaya başlayacak. Bir diğer kaynağımız ise birlik programları. Birlik programları da ülkemizin katılım sağladığı, Avrupa Birliği'nin temel politikalarını yürüttüğü, kendi birlik üyeleri ve de katılımcı ülkelerle yürüttüğü bir başka finansman imkanı. Ve birlik programları içinde de yine aynı şekilde gerek özel sektöre, gerek kamuya, gerek STK'lara, gerek akademiyaya adresli önemli fonlama imkanları yine mevcut. Ve son olarak Avrupa Birliği tarafından da yenice ortaya konan ve yeni bir mekanizma olarak bizim de başkanlık olarak ülkemize ve özel sektörümüze ve kamuya ve de yerel yönetimlerimize sunduğumuz Türkiye Yatırım Platformu mekanizması. Bu da Avrupa Birliği hibelerinin garanti olarak kullanıldığı ve gerek blending anlamında gerekse kredi garantisi anlamında kullanılabilecek ve uluslararası finans kuruluşlarıyla Avrupa Birliği'ne akredite uluslararası finans kuruluşlarının yine portföylerinin kredilendireceği bir program imkanı. Hemen saatime bakıyorum, çok da süremi aşmamak noktasında bu oturumun iki ayrı oturumla daha bütünleneceği imkanlar var. Saat 11.30'da ve saat 16'da üç nolu odada bu sefer daha detaya inilerek bu hususların anlatılacağı iki ayrı oturumumuz daha var. TÜBİTAK'ın koordine ettiği. Gerek bu toplantıda gerek aralarda beni yakaladığınız her yerde, gördüğünüz her yerde ilave detay sorularla da bu konuyu derinleştirebiliriz ya da saat 11.30'da ya da saat 16'daki değerli arkadaşımın da sunumlarıyla yapılacak oturumda da finansman araçlarının derinine inebiliriz. Hocam benim bu kadar olacak. Teşekkür ederiz. Katkım, ilk katkım en azından. Galiba İdil Hanım'ın sunumu da vardı. Öyle değil mi? Ana meselemiz ve sorumuz ortada. Bu bir yerel kalkınma fırsatı mıdır? Türkiye açısından nasıl bir fırsata dönüştürülebilir aslında? Siz neler yapıyorsunuz? Evet, aslında ben biraz EBR'den bahsetmek, biraz da projeler vasıtasıyla nasıl yeşil dönüşüme destek verdiğimizi anlatmak istiyorum. Eğer sunumu koyabilirsek. Sunumu koyabilir miyim? Tamam, geldi tamam. Galiba. Şimdi EBRD'den bahsedersek, ben mi şey yapacağım acaba? Ben mi yöneteceğim bunu da? Tamam. Biraz EBRD'den bahsedersek, EBRD Türkiye faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında %13 gibi bir payla en büyük ülkelerden bir tanesi. Bugüne kadar kabaca 400 tane projeye 17.3 milyar euroluk finansman desteği sağladık. Gördüğünüz gibi yılda 1 milyar euro ile 2 milyar euro arasında değişen bir hacmimiz var ki 2023 yılı içerisinde bunun
çok daha üzerinde bir finansmana destek vermiş olacağız. Belediye finansmanı tarafına gelince 2009 yılında Türkiye'de faaliyete başladığımızdan beri 1 milyar euro seviyesinde projeye destek verdik. Sol tarafta projeleri de listeledik. Bursa'da, Gaziantep'te, Mersin, İzmir, İstanbul, Ankara pek çok yeşil projeye destek verdik. Sadece kredi vererek değil, aynı zamanda hibe fonlarımız vasıtasıyla teknik danışmanlık da yaparak belediyelerimizin kapasitesini, hem kurumsal kapasitelerini hem de verdiğimiz projelerin verimliliklerinin ölçülmesi için çeşitli yardımları hayata geçiriyoruz. Projelerin fizibilitelerinin, çevre ve sosyal çalışmalarının yapılması için proje hazırlama destekleri veriyoruz. Ve projenin hayatı boyunca, inşaat dönemi boyunca, hem ihale dönemi boyunca hem inşaat dönemi boyunca yapılacak kontroller için ayrı hibe desteklerimiz var. Ve çalıştığımız şehirlerdeki kurumsal kapasiteyi arttırmak ve operasyonel verimliliği sağlamak için farklı programlarla belediyelerimizi destekliyoruz. Yeşil dönüşüm için EBRD'nin kullandığı, özellikle şehirlerde kullandığı ana araç Yeşil Şehirler Programı. Bu 5 milyar euro seviyesinde bir çerçeve ve EBRD'nin faaliyet gösterdiği 38 ülkenin hepsinde uygulanıyor. Bu programın amacı şehirlerin yeşil bütün projeleri arasında yeşil projeleri belirlemek, onları önceliklendirmek ve aslında katkılarını ölçerek yeşil dönüşüme ne kadar fayda sağladıklarını görmek. Bu tabii bizim için bir strateji ve politika ve bunu gerçekleştirebilmek için de Yeşil Şehirler Aksiyon Planı adı altında 12 ila 18 ay gibi uzun bir dönem sürerek pek çok paydaşın katılımını alarak hazırlanan bir aksiyon planı hazırlanmasından bahsediyoruz. Bu aksiyon planı yeşil projelerin finansmanında da önemli rol oynuyor. İşte ulaşımdan su, atık suya, çöpten yenilenebilir enerjiye kadar pek çok proje bu programın bir parçası oluyor. Ve yine demin bahsettiğim bu programın uygulanmasında ve hazırlanmasında ve daha sonra da politika olup aslında devam edilmesinde en önemli faktör şehirlerimizde, belediyelerimizde bu kurumsal kapasitenin yaratılması ve ilgili departmanların kurulması. Tabii bu aslında yeşil finansmanın da önünü açıyor. Çünkü bu programı kullanarak çeşitli hibe fonlara ve imtiyazlı kredilere ulaşabiliyoruz. Türkiye'de 4 tane şu an yeşil şehrimiz var. İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, 5 ve Gaziantep. 5 tane şu an yeşil şehrimiz var. Bir kısmı daha önce başladı çalışmalara, bir kısmı daha yeni başlıyor. Bu aslında 60 şehirlik bir network ve bu şehirlerin birbiriyle ilişkilerini de sağlayarak bir know-how merkezi olmasını hedefliyoruz. Bu program sayesinde EBRD 2.6 milyar euro kredi sağladı. Pek çok hibe ve imtiyazlı krediler destekledi ve 4.6 milyon ton yılda 4.6 milyon tonluk karbondioksit azaltımına aracı oldu. Projelerimize ben bahsetmek istiyorum. Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bir dizel otobüsü projesi görüşmüştük ve biz bunu finanse edemeyeceğimizi belirttik. Ancak çok daha emisyonu düşük araçlara yönelinmesi, elektrikli ya da CNG'ye yönelinmesi durumunda projelerine kredi verebileceğimizi belirtmiştik. Ve Ankara'da bunun karşılığında dizel otobüs filosunu CNG otobüs filosuyla değiştirme kararı aldı. Onlara 57 milyon euroluk bir kredi paketi sunduk. 254 CNG ve daha çok çok daha az bir tutarda dizel otobüsü alınması için. Bu ölçümleri yaptığımızda bu projenin sonunda salınımların %20 oranında düştüğünü gördük. Tabii bu projeyle beraber Ankara'da Yeşil Şehirler Aksiyon Planı'nı uygulamayla ilgili bazı taahhütler verdi bize.
Bursa'da yine aynı şekilde yeşil bir projeleri vardı. Hatta AFD ile beraber finanse ettik. 70 milyon euroluk bir kredi verdik. AFD de benzer tutarda bir kredi verdi. Bu projede aynı şekilde hem enerji saving, enerji tasarrufu sağladı, hem de emisyon düşüşüne katkı oldu. Bu projemiz için Clean Technology Fund'dan 5 milyon euro imtiyazlı kredi sağladık ve bu sayede paçal maliyetleri aşağı indirdik. Gaziantep'e geldiğimiz zaman onlar da yine enerji verimliliği sağlamak ve enerji maliyetlerini aşağı çekmek için yenilenebilir enerji projesiyle geldiler bize. 10 milyon euro kredi verdik ve 7 milyon euro da kendi bankamızın kaynaklarından hibe sağladık. Bu da belediyenin özellikle enerji verimliliği ve temiz enerjiye ve yeşil dönüşüme geçmesi için önemli bir krediydi. Benim şu an bu turda söyleyeceklerim bu kadar. Zamanımı da aşmadım sanıyorum. Ben buradan şunu mu anlıyorum? Siz o zaman doğrudan belediyelerle çalışıyorsunuz. Yani evet, Dünya Bankası'nınkine benzer bir mekanizma değil o zaman bu. Yok. Hani arada İller Bankası vesaire bir şeyler yok. Yok, biz direkt belediyelere kredi veriyoruz. Tabii direkt belediyelere kredi verebilmek için de onları kredibilitesi yüksek, mali disiplini olan, bilançoları kuvvetli, bizlerle çalışabilecek belediyeleri seçerek kredi verebiliyoruz. İkinci böyle bir şey de bence hani problemler neler? Evet, biraz orada geçeceğim zaten hocam, bahsedeceğim. Sanırım onun da bir sunumu var. So I have a presentation. First of all, I would like to start with a very quick presentation of AFT, so as EBRD did. L'Agence Française de Développement, donc Française Calcanma Agence. We are a French public institution. We were established during the Second World War. İkinci Dünya Savaşı sırasında, yani çok uzun zaman önce kurulduk. İki bağlı kuruluşumuz var. Bir tanesi özel sektörle ilgileniyor. İkincisi ise uluslararası teknik işbirliğine odaklanmış. Adı da Expertise France. Birkaç rakam paylaşayım. Geçen yıl 12 milyar euro finansman sağladık dünyanın her yerindeki projelere. 100'ü aşkın ülkedeyiz. Ağırlıklı olarak Afrika olmak üzere. Bu finansmanın yarısı İklimle ilgili veya pozitif fayda sağlayabilecek şeyler. Belediyelerle ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Kamu bankaları ve belediyelerle çalışıyoruz. Türkiye'de de iklim değişikliğine, iklime uyum sağlayacak şekilde projeler üzerinde çalışıyoruz. Burada neredeyse 20 yıl önce faaliyetlerimize başladık ve hem finans açısından hem de teknik açısından uzmanlık sunduk. Geçtiğimiz 20 yıl içinde 50 proje tamamladık. 3,5 milyar euroya yakın bir finansman sağlamış olduk. Farklı mali araçlarımız var. Doğrudan belediyelere veya kamu bankalarına, devlet bankalarına kredi sağlıyoruz. 100 milyon euro civarında, yani 50 ile 100 milyon euro civarında aslında bu da ciddi bir rakam anlamına geliyor. Ayrıca bir başka mali çalışıyor. AFD ise kamu bankalarıyla çalışıyor. Ayrıca su, hijyen, ulaşım gibi konularda çalışan belediye şirketleriyle çalışıyor kurumumuz. Buyurun, söz sizin. Danimarka Dışişleri Bakanı. Sunumum
Çok çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Bugün burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu güzel örnekleri dinlemekten büyük memnuniyet duyuyorum. Ben biraz daha farklı bir yerden başlayacağım. Çünkü Birleşmiş Milletler Habitat'ı da dinledim dünkü açılışta. Türkiye'de bulunmanın bir nedeni de Danimarka en az gelişmiş ülkelere destek veriyor. ...169 hedefin 12'sini takip ediyoruz. Belediyeler, bölgeler, şirketler, sivil toplum, bunların hepsi çok önemli roller oynuyor. O yüzden de bunlardan bahsetmek çok çok önemli. Bence yeşil geçiş dediğimizde 4 önemli konu var. İyi S ve C, bunların hepsi yeşil mutabakatında bir parçası, bunlar da bildiriliyor. Ancak bunlar mali olmayan kısımlar. Dördüncüsü ise mali konularla ilgili. Sonuçta iş, finansman çok önemli. Bu da sürdürülebilir olmalı. Aynı zamanda ekonomik açıdan da sürdürülebilir uzun vadeli olmalı. Ancak bu sayede geçiş ve yapacağımız değişiklikler uzun vadeli olabilir. Kısaca tabii ki para konuşur. İşte bu yüzden de AB taksonomisini başlattı. Bu yüzden de paranın hareketini başlattılar. Emeklilik fonlarında, yatırım fonlarında, bu tür programlarda Danimarka'da örneklerini görüyoruz. Parayı hareket ettirdiler ve yatırım yapmaya başladılar. Sürdürülebilirlik konusundaki raporlamalara göre bunu yapıyorlar. Doğru davranışını bu şekilde oturtabiliyoruz zaten. Kısaca şöyle diyelim. Para yeşil geçişi kolaylaştırabilir mi? Evet, kolaylaştırabilir. Peki belediyelerde, bölgelerde dayanıklılığı bu şekilde elde edebilecek miyiz? Evet. Çünkü ancak bu şekilde geçişi yapabiliriz. Şimdi bunu dedikten sonra Danimarka'dan biraz sonra birkaç örnek vereceğim. Bir örneğim şu. İdil bundan bahsetmedi. ESCO finansmanı. O da burada destekleniyor. Finansman yöntemi burada geleceğe yönelik tasarrufların kullanıldığı şekilde ilerliyor. Bu da yeni iş modelleri, finansman modelleri anlamına geliyor. Bu sayede geçiş yürüyor, işliyor. Danimarka'da büyük bir şirketimiz var. Aslında bir üye kuruluş, Rein Denia adlı. Ve çok büyük bir yatırım portföyleri olmasının yanı sıra yaptıkları bir diğer şey de yeşil projelere doğrudan yatırım yapmak. Ama topluma da daha faydalı olsun diye yatırım yapıyorlar. Bu yüzden kalkınma projeleri yapıyorlar. Bina, altyapı gibi projelere yatırım yapıyorlar. Bu aslında bir örnek. Yani yatırımlara baktığımızda, sunumum geliyor. Ama değiştirmem lazım. Biraz ilerledim çünkü sunumda, yani bunun ilerisine geçtim. Bu sayede yeşil yatırımlar başka yeşil projelere nasıl ön ayak olabilir? Bunun örneğini görüyoruz. Bir tanesi mesela Bloxhub kuzey ülkelerinde farklı paydaşları bir araya getiriyorlar. Yeşil geçiş dediğimizde ve bu sorunları çözmekten bahsettiğimizde insanları bir araya getirmemiz gerekiyor. Kimse tek başına sürdürülebilir olamaz. O yüzden sektörleri, akademiyi, herkesi, hatta sivil toplumu bir araya getirmemiz lazım. Özel sektörün de çözümlerle gelmesini sağlamalıyız. Özel sektörün çoğunluğu aslında KOBİ'lerden oluşuyor. Daha önce bakanlıktayken
onlarla beraber çalışıyordum. Bilgileri yok, finansmanları yok yeşil geçişi yapmak için. Nasıl yapacaklarını veya nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Daha önceki işin bu açıdan baktığımızda çok iyi bir örnekti. Belediyeler diyordu ki şirketler yeşil geçişi yapmalı, biz de yardımcı olmalıyız. O yüzden de bir merkez yarattık. Küresel hedeflerden hareket ederek KOBİ'ler, işte startuplar gelsin, iş modellerine baksınlar, stratejilerine baksınlar. Ve kendi şirketlerin, işletmelerini bu yeşil geçişe nasıl uyum sağlayabileceğini bulsunlar diye bir hedef koymuştuk. Burada duyduğumuz, benim sunumumdan önceki duyduğumuz güzel örnekler gibi örnekler. Sonuçta küçük şirketlerin fikri olabilir, bilgisi de olabilir ama finansmanı yok. O yüzden de desteğe ihtiyaçları var, onların katılması lazım tüm bu projelerde, tüm bu duyduğumuz projelere. Belediyelerle çalışmaları lazım, hükümet düzeyinde birlikte çalışmaları lazım ama bir yandan da desteklenmeleri lazım. Çünkü KOBİ'ler ekonominin çok büyük bir kesimini oluşturuyor. Benim katkım şimdilik bu kadar olacak. Çok çok teşekkürler. İkinci tur içinde iyi bir başlangıç oldu bu aslında. Buradaki önemli konu da şu, finansman dediğimizde, yeşil geçişe hazır olmak dediğimizde geçiş sadece fonun olması, ulaşılabilir olması değil. Burada önemli olan şey, yerel düzeyde insanların, kurumların yerel düzeyde tüm bunların bu fonlardan faydalanabilmesi, kullanabilmesi. AB söz konusu olduğunda da ortada bir sürü fon var aslında. Ama o fonların kullanımı sonuçta o kadar da kolay olmuyor. Hem projelere aktarılması kolay olmuyor. Bir dizi koşul var üzerine konuşulması gereken. Bizim de alabilecek durumda olmamız lazım. Alabilecek durumda olmanın ilk koşulu da almak, yani niye kullanacağımıza dair bir fikrimiz olması lazım sonuçta ve bir proje hazırlamamız lazım. Öyle değil mi? Evet, şimdi tekrar ben konuyu daha yukarıya, daha makro seviyeye çekmek istiyorum. İlk oturumda ne yaptık? Green Deal'la alakalı girişimler, inisiyatifler bir kalkınma aracı olarak kullanılabilir mi sorumuz vardı. Bunu ne şekilde yanıtlamıştım? Aslında finansman imkanlarından bahsettim ve Avrupa Birliği'nin de Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı bir dönüşüm aracı olarak gördüğünü, bir kalkınma aracı olarak gördüğünden bahsetmiştim. Zaten şeylerden bahsederken, finansman imkanlarından bahsederken, katılım öncesi mali yardım imkanından bahsederken şunu söylemeyi aslında unuttum. 2001'den beri ülkemiz bu mekanizmadan, bu hibe nitelikli fonlardan yararlanıyor biliyorsunuz. Avrupa Birliği işte Genel Sekreterliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, şu anda da Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı altından onun koordinasyonunda gerek merkezi gerekse yerel düzeyde bu fonlardan ülkemiz yararlanıyor. Bu fonların amacı aslında üç yönlüdür. Bir tanesi tamamen ülkemizin Avrupa Birliği'nin standartlarına uyumuna yönelik müktesebatı başta gelmek üzere, siyasi kriterleri başta gelmek üzere o uyuma yönelik çalışmalarını desteklemektir. Bir diğer aks, bir diğer portion'ı aslında ekonomik ve sosyal uyum alanında ekonomik kalkınmayı, sosyal kalkınmayı desteklemek üzeredir. Bir diğeri de diyalog amaçlıdır. Özellikle sivil toplumu desteklemek şeklindedir ki birlik programları da bunun için önemli bir araçtır. Dolayısıyla aslında biraz önce ifade ettiğimiz ilk sorunun cevabında bir kalkınma aracı olarak kullanılır mı konusu Green Deal anlamında evet kullanılabilir. Bununla gelen imkanlar buna yol açar. Eğer Sayın Hocam'ın da ifade ettiği gibi erişebilirsek ve kullanabilirsek. Şimdi
İPA fonları için aslında böyle bir mit var, kullanılması zordur diye, ama aynı zamanda ülkemizin açık bir şekilde bu fonları kullanmasında çok aşama kaydettiğini de belirtmek istiyorum. Her ne kadar fonlar muhtelif nedenlerden dolayı azalsa bile. İPA fonları dediğimiz katılım öncesi mali fonları hibe niteliğine haiz fonlar, biliyorsunuz. Kredi programları gibi değil ve çevre sektörü ve iklim değişikliği alanında 2001'den beri çok önemli bir miktarı bu alana yönelik olarak kullanıldı. İlgili kurumlarımız tarafından kullanıldı, yerelde kullanıldı. Buradaki en önemli bizi bekleyen bottleneck demeyeyim ama öncelik, aslında birliğin önceliklerine paralel ihtiyaçları planlamak, programlamaktan geçiyor. Bunlar da genelde merkezi düzeydeki kurumların, bizlerin de bu konuyu özellikle vurgulamasıyla, yerele de sorarak, sivil topluma da sorarak, tüm paydaşlara da sorarak belirlemesi ve arkasından program olarak bize sunmasından geçiyor. Dolayısıyla bu alandaki en önemli husus, Green Deal alanında da aynı husus, aslında ihtiyaçların o ihtiyaç bağlantılı herkese sorularak, danışılarak programlanması, planlanmasının ve tekrar bize döndürülmesinden geçiyor. Sonrasında uygulamayla alakalı da bir darboğaz ülkemiz yaşıyor. Bunu İPA fonları için gene söylüyorum. Burada da bu fonların yönetiminden sorumlu muhtelif akredite komisyon tarafından akredite kamu kurumlarımız gayet yetkililer ve haizler bu kapasiteleri. Fakat onların en beneficiary olarak birlikte çalıştıkları kurumlarda bu kapasiteleri oluşturma konusu yine bu fonların en etkin kullanımı önünde bir husus olarak gelebiliyor. Erişim ama İPA fonlarında zaten bizim oluşturduğumuz ve komisyonun da onayladığı programlar çerçevesinde zaten temin ediliyor, ensure ediliyor. Burada bir problemimiz yok. Ne demiştim? Bir diğer kaynak birlik programları. Birlik programları ise açılan çağrılara ülkemizin başvurmasıyla, ama sivil toplumun, ama akademiyanın, ama özel sektörün, ama kamunun başvurmasıyla oluşan, harcanabilen, kullanılabilen bir imkan, ki çok değerli imkanlar var. Dediğim gibi o da 3'te saat 11.30'da bununla ilgili şey olacak, oturum olacak. Özellikle akıllı şehirler ve gene Net Zero misyon bağlantılı programlarımız, yani Horizon altındaki programlarımızdan, yine özellikle özel sektöre ve KOBİ'lerimize açık olan çağrılardan bahsedilecek. Ve daha da ötesi, bu çağrılara nasıl başvurulabileceğine dair nasıl destek alınacağından da bahsedilecek. Çünkü birlik programlarından ülkemizde kullandırılmasından sorumlu kurumlarımız, ama TÜBİTAK, ama Ulusal Ajans, ama muhtelif bakanlıklarımız, yine bu programla başvurucularına yönelik hem eğitime, ki keza biz Avrupa Birliği Başkanlığı, nasıl başvurulacak, hangi örnekler var, neler yapılmamalı üzerine de eğitimler veriyoruz. Bu açığı da buradan kapatabildiğimizi düşünüyoruz. Ancak yine her şeyin başı aslında ihtiyacı karnınızda hissetmek ve ondan sonra da ne yapabilirime bakıyor. Avrupa Birliği'nin sağladığı muhtelif fon imkanlarının hepsi aslında bu husustan geçiyor. Bir husus daha vardı, onu bahsetmeyi unuttum ilk roundta. Aslında sınır ötesi işbirliği programlarımız var. 3 tane gene başkanlığımızın yönetimini sürdürdüğü. O programlar kapsamında da yine yerelde özellikle yeşil dönüşümü, keza ikiz dönüşümü, yani dijital dönüşümü de imkan verecek başka fon imkanları da var. Ve son olarak biraz önce ifade ettiğim yeni bir imkan olarak, detayına girmiyorum bir sonraki oturumu baltalamamak açısından, saat 16'da olacak. Türkiye Yatırım Platformu'nda da bu sefer uluslararası finans kuruluşlarıyla çalışıyor olacağız. Orada da yine bankability'si yüksek ama Avrupa Birliği'nin yine yeşil dönüşümü hedefleyen önceliklerini adres edecek projeleri seçmek, o projelerle
komplementarisini ulusal boyuttaki projelerle de sağlayarak portföyler oluşturmamız ve yine proaktif davranmamız gerekiyor. Yani aslında Avrupa Birliği fonlarının önünde, kullanımının önünde, eksesin değil belki ama kullanımının önünde en önemli husus ne istediğimizi bilmek, planımızı yapmak. Yani kısaca aslında PCM dediğimiz proje döngüsü yönetimiyle bağlantılı hususlardan geçiyor. Son olarak bir şeyi söylemek istiyorum ve bitiriyorum. Burada çok hoşuma giden sivil toplum diyaloğu projelerinin bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı toplantılarında başarılı ve başarısız sivil toplum kuruluşlarımızı konuştururuz. Aslında birbirlerine konuştururuz. Hep şöyle bir şey söylenir. Bunun için yılmayın. Bir kere reddedilirsiniz, ikinci kez başarılı olur, başarısız olursunuz ama üçüncüsünde ve dördüncüsünde ve beşincisinde ve sonrasında mutlaka başarılı olursunuz. İPA fonlarına erişimde ya da AB fonlarına ya da finansmana erişimdeki temel husus ama bence global düzeyde aslında budur. Teşekkür ederiz. Şimdi EBRD projelerinden bakıldığında ne tür kapasite problemleri neler yerelde? Hı hı. Çünkü sonuçta yerel kalkınma hedefinin yerelde olması lazım, öyle değil mi? Doğrudur. Onun bu yeşil dönüşüm hedefleriyle bir şekilde uyumlandırılması lazım. Ne kadar becerebiliyoruz yerelde? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Şimdi aslında kısıtlara baktığımız zaman belki işte mentalitenin yavaş yavaş oluşması veya kapasite kısıtlarından bahsetmek mümkün olabilir ama ben biraz daha bankacı gözüyle finansal kısıtlara değinmek istiyorum. Baktığımız zaman belediyelerimizin elinde aslında büyük bir yeşil proje stoğu var. Yatırımlara bakıyoruz. Metrolar, elektrikli otobüs ya da CNG otobüsler, atık bertaraf tesisleri, atıktan enerji projeleri, atık su tesisleri, AFD'nin demin bahsettiği çamurdan enerji üretim tesisleri. Bunların hepsi, hatta yenilenebilir enerji, kendi ihtiyaçları için artık yenilenebilir enerji projeleri yapmaya başladılar. Bunların hepsi aslında yeşil dönüşüme katkı sağlayacak projeler. Ama finansmana baktığımızda bu kadar çok projeye yeterli finansman var mı? Kesinlikle yok. Belediyeleri finanse eden kurumlar 4-5 tane Uluslararası Kalkınma Bankası'ndan fazla değil. Bir tanesi AFD, bir tanesi EBRD. 2-3 tane daha sayabiliriz maksimum. Ticari bankalara bakıyoruz. Onların risk iştahında dönem dönem azalmalar olabiliyor ve sağlayabildikleri vadeler hiçbir zaman bu tarz ağır altyapı yatırımlarının ihtiyacı olan vadelere çıkamıyor. Belediyelerimiz ne yaptı? Mali disiplinlerini güçlendirdiler. Bu çok olumlu. Ayrıca uluslararası rating şirketlerinden rating aldı pek çok belediyemiz. Bu da çok olumlu. Fakat yine de ülkenin ratinginin belli seviyede cap edilmiş olması sebebiyle çok ciddi bir finansman Türkiye uluslararası finansman piyasaları açılmadı. Şimdi sürdürülebilir projeleri finansörlere doğru şekilde prezente etmek ve ilgiyi çekmek çok önemli. Mesela biz biraz evvel anlattığım EBRD Yeşil Şehirler programı ile projeleri bu şekilde listeleyerek daha ilgi çekilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Alternatif finansman araçlarını artık mutlaka değerlendirmemiz lazım. Kamu özel ortaklığı projeleri belediyelerin bilançolarının üzerindeki borç yükünü azalttığı için ve verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi hedeflerin operasyonla beraber, inşaatla beraber özel sektöre devredilmesi açısından çok çok önemli projeler. Bu tarz yatırımlardan, bu tarz ihalelerden belediyelerimizin artık kaçınmaması lazım diye düşünüyorum. Mesela Çevre Bakanlığı çok önemli bir
kanun yapışet devlet kanununa bir çok önemli bir ek yaptı ve su ve atık su tesislerinin kamu özel ortaklığı metoduyla yapılabilmesinin önünü açtı. Tabii yönetmelikler daha devam ediyor ama bu metodla 1,5 milyar dolarlık yatırım finanse edilebilir. İkinci bir gelişme ise Enerji Bakanlığımız yaptı. Kamularda, kamu binalarında enerji verimliliği ile ilgili bir kanun çıkarttı. Şimdi Türkiye'de 175 bin adet kamu binası var ve bu modelde özel sektör yarattığı enerji verimliliği kadar gelir elde ediyor. Bu da çok önemli bir gelişme aslında. Katı atığa baktığımız zaman zaten bunlar kamu özel ortaklıklarıyla yapılıyorlardı. Çünkü YEKDEM çok uygun bir tarife ortamı yaratmıştı onlara. Şimdi bu yeni tarifelerde bu projelere ilginin çok azaldığını görüyoruz. Artık sektör ve belediyeler sadece elektrik, yüksek elektrik gelirlerinin paylaşımı metodundan değil, biraz daha özel sektörü teşvik edecek, belki gateway dediğimiz belediyelerin özel sektöre katkı payı ödemesi gibi metodlara dönmeli. Yüksek, daha yüksek teknolojiler getirmeli ve çok çok önemli geri dönüşüm. Geri dönüşüm oranlarını mutlaka arttırmamız lazım. Farklı finansman kaynaklarının birleştirilmesiyle ilgili zaten Avrupa Birliği'nden örnekler verildi. Biz de aynı şeyi hedefliyoruz. Ticari kredilerimizle İmtiyazlı kredilerimizi birleştiriyoruz ve bu tarz yatırımların toplam maliyetini aşağı çekmeye çalışıyoruz. İşte sürdürülebilir kalkınma temasına, elektrifikasyon temasında veya ileri teknolojiler temasında sağlanan pek çok imtiyazlı krediler var. Amerika ve Avrupa Birliği kaynaklı pek çok kurumla çalışıyoruz. Son olarak da sermaye piyasalarından bahsetmek istiyorum. Finansman kısıtlı diyoruz. Ticari bankalar neredeyse yok. Çok az imtiyazlı kredi sağlayan ülkeler var ve bizim gibi uluslararası finansal kalkınma bankaları var. Artık mutlaka farklı yatırımcılara ulaşabilmenin önünü açacak sermaye piyasalarına ulaşmak lazım. Örneğin tahvil ihraçları, yeşil tahviller, sürdürülebilir tahviller, bunlar daha farklı yatırımcılara ulaşmanın bir yolu. Tabii tahvil ihracı deyince veya yeşil tahvil ihracı deyince belediyelerimizin işte kredi ratingi almaları gerekiyor. Kurumsal kapasitelerini buna göre düzenlemeleri gerekiyor. Bu sürdürülebilirlik ile ilgili göstergelerin üçüncü taraflardan teyit edilmesi gerekiyor. İşte resmi kurumlardan daha fazla izinler alınması gerekiyor. Bunun gibi zorlayıcı faktörler var. Fakat bir örnek vermek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 tane tahvil ihraç etti uluslararası piyasalarda, Eurobond, ve bu konuda kendi kurumsal kapasitesini geliştirmiş bir kurum. Bundan sonraki ihraçlarını yeşil ihraçlar yapabilecek kapasitede bir kurum. Örnek olmasını diliyorum. Ve finansman alanında ben biraz daha gidecek yolumuz var diyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi geçmeden bence şey konusunda, hani bu kalkınma finansmanı söz konusu olduğunda aslında daha bir geçiş sürecinin başında olduğumuzu bence unutmamak lazım. Yeşil dönüşüm söz konusu ise aslında. Ticari bankaların mesela daha yoğun bu işe girebilmesi için herhalde önce Bank for International Settlements bir yeni risk haritası yayınlayacak. İklim risklerinin nasıl değerlendirileceği belli olacak. Banka bilançolarında daha oraya gelmedik. Bunların hepsi olacak ama şimdi iklim risklerini zaten banka bilançolarında değerlendirmeye başlayabilmemiz için, ona göre rating verebilmesi için bankalara hep herkesin, bütün kirletenlerin ne kadar kirlettiğini ölçmeye başlamamız lazım. Daha o ölçüm ve takip işlerinde daha başlangıçtayız. Aslında yani siz bu kalkınma finansmanı tarafında sürecin başında şimdi yolu açmaya çalışıyorsunuz. Bu aynı zamanda eğitim süreci gibi düşünülebilir. Daha yaygın bir şekilde özellikle finansal sistemin içerisinde bana daha oturmadı gibi geliyor doğrusu. Yani şimdi şöyle tabii ticari bankalar... Özür dilerim bu arada, yani ben söyleyeyim de.
Ticari bankalar tabii büyük şirketlerin ciddi dönüşüm projeleri var ve onların da bilanço güçleri olduğu için ticari bankalar bu tarz yatırımları çok kolay finanse edebiliyorlar. Ama biraz daha tabana yayılması için Danimarka konsolosluğundan olan konuşmacımız çok güzel bahsetti. Aslında AFD de bahsetti. Daha küçük SME'lere gidebilmesi için. Tabana yayılması için bunun bizim gibi daha farklı riskleri alabilen, yani bir belediye bilançosunun riskini alabilen, dediğim gibi çok az kurum var. Veya KOBİ'ler. Onlar için özel, daha özendirici programlar olması lazım. Şeyden devam edelim, AFD'den. Okay, let's continue with AFD. The French Development Agency is doing. You know, you have mentioned both. Hem doğrudan finansmandan bahsettiniz, büyükşehir belediyelerine doğrudan destekten ve il banka verdiğiniz destekten bahsettiniz. Belki bu noktada bunu biraz açmak faydalı olur. Kanımca il bank çok da iyi bir iletken değil bu süreci desteklemek için. Çok da iyi bir aracı olmayabilir. Yani hem il bank hem ülkedeki diğer kalkınma bankaları. Anladığım kadarıyla yani dışarıdan baktığımda sil baştan yeniden yapılanmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler bu soru için. EBRD ile aslında aynı bakış açısına sahibiz. Yani finansman bir mesele ve yeşil dönüşümü gerçekleştirmek önemli. Biz hem kamu hem de özel bankalarla çalışıyoruz. Yeşil kredi programları var, özel olarak açtıkları. İşte bu gibi yeşil finansman programlarıyla piyasalara ulaşmayı hedeflemeliyiz. İlbank'la ilgili çalışmalarımız konusunda ve Avrupa Birliği finansmanı ile ilgili çalışmaların da önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu sayede güçlü mesajlar iletebiliyoruz iklim finansmanı ile ilgili. Aynı zamanda daha küçük kentlere de erişebiliyoruz. Yani daha önceden ya da başka şekilde hem bizim hem de belediyelerin kısıtlarından dolayı normalde çalışamayacağımız küçük kentlere ulaşabiliyoruz. Ve teknik destek için de finansman taahhütünde bulunabiliyoruz. Şunu kastediyorum, bu hibeler kısmen de olsa kamu bankalarına, yani il bank değil, kamu bankalarına veriliyor. Kendi ekiplerini güçlendirmeleri isteniyor, kendi iç işleyişlerini güçlendirmeleri isteniyor ve normalde projeleri finanse etme zihniyetinin niyetinde değişiklikler hedefleniyor. Yani kendi proje portföyleri, yani finansman sağladıkları portföyde de bir değişikliğe gidilmesini teşvik ediyor. İklim çok önemli, bu mesajı verebiliyoruz. Bir başka önemli konu da toplumsal cinsiyet eşitliği. Bu mesajı da verebiliyoruz. Yani bu panel çok da toplumsal cinsiyet eşitliği açısından dengeli değil. Hepimiz kadınız, bütün panelistler kadın. Ama tabii normalde kadınları da geride bırakmadan, kadınları geride bırakmadan bir denge tutturmak gerekiyor. Bir zayıflık var. Bu belki bir fırsat olarak da düşünülebilir belediyeler açısından. Türkiye'deki belediyelerin eğitimi örneğin, bundan da bahsedildi. Biz gençleri eğitmeliyiz. Aynı zamanda yaşlı nüfusu da eğitmeliyiz. İklimle ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili. Bu yönde faaliyetler yapmalıyız diye düşünüyorum. Şu an için yeterince
insanlara bu mesajlarımız ulaşmıyor. O yüzden üniversitelerle, okullarla çalışmamız gerekiyor. Şu anda Avrupa ülkelerinde bu çok iyi bilinen konuyu başka yerde de bilinir hale getirmemiz lazım. Güçlü bir şekilde bu mesajları vermemiz lazım. Eğitim müfredatları, eğitim materyalleri güncellenmeli bu bilgilerle. Bir başka konu da şu. Biz proje uygulaması sırasında projelerin performansını ölçüyoruz. Yani nasıl daha yeşil proje yapabiliriz? Nasıl nüfusa daha iyi hizmet yapabiliriz? Tabii ki yani sonuçta enerji maliyetini düşürüyor, çevreyi koruyor. Ama bir taraftan da nüfusun sağlığını ciddi anlamda etkiliyor. Ama bunu ölçmüyoruz. Bugünden buna değer vermeye başlamadık ama bu çok değerli bir çıktı. Yani birazcık daha ucuz bir projeyi ortaya koymak yerine uzun vadede sağlık üzerinde, kamu sağlığı üzerinde olumlu etkileri olacak projelere odaklanmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, sahadaki zorluklar. Bu konuda sizden de görüş almak isteriz. Esasında sizin bahsettiğiniz, sizin yanıtınız esnasında söyledikleriniz bazı kelimeleri not ettim. Avrupa Birliği ya da hükümetin kendi programları ya da bankalar, uluslararası finans kuruluşları, hangi finansman kaynağı olursa olsun bununla ilgili tabii ki riskler var, kısıtlar var. ESG raporları da bunu dahil. Şimdi bu aslında özel sektörün önünde duran bir zorluk. Biz projelerimizin sürdürülebilir olup olmadığını nasıl ölçeceğiz, nasıl kanıtlayacağız? Biz Danimarka'da görüyoruz ki elektrikli bir araç almak isterseniz o zaman faiz oranı daha uygun oluyor. Yani eğer elektrikli araç değil de mesela benzinli bir araç almak istiyorsanız o zaman faiz oranı fazla olabiliyor, finansmana erişim daha zorlaştırılabiliyor, hatta finansmana erişim mümkün olmayabiliyor. İşte sürdürülebilir kalkınma alanındaki bu iş fırsatlarını da görmekte fayda var. Belediyeler açısından baktığımızda da burada ele almak istediğim birkaç konu var. Bir tanesi iklim değişikliğine tepki göstermek, iklim değişikliğine karşı bir aksiyon almak, bunu engellemeye çalışmak. Şimdi şu anda aslında bugünden harekete geçmezsek gelecekte bu işin faturası daha da maliyetli olacak. Dolayısıyla bu uzun vadeli bakış açısına ihtiyacımız var. Bugünden aksiyon alıp olabildiğince masrafları kısmak gerekiyor. Diğer taraftan belediyeler bu süreci önderlik de etmeli. Burada kamu alımları önemli bir rol oynayabilir. Eğer belediyeler daha büyük işletmelere de açılabilirlerse, taleplerini ortaya koyarlarsa, bu sayede bu yeşil portföye de oluşabiliriz. Yani talep yaratmış oluyorsunuz. Yani iş dünyası işletmelere açılacak olursa belediyeler, iş dünyası da bunu bir iş fırsatı olarak görebilir. Evet, biz inovasyon yapabiliriz, yeni ürünler geliştirebiliriz ve bu yeni ürünlerin alıcısı da var diye düşünebilirler. Yani belki kamu alımlarını bu gözlemden değerlendirmek lazım. Önümüzdeki dönemde eğitim konusuyla ilgili sözlerinize kesinlikle katılıyorum. Zihniyet değişimine ihtiyaç var. Danimarka'da 1970'lerde şöyle
doğrudan çöpü attığımız vahşi depolama sahaları vardı. Yani Danca'da da aslında biz bunlara vahşi depolama sahası dedik. Ama biz bunların ismini değiştirdik, istasyon adını verdik. Çöp istasyonları, yani oradaki dönüşümü, döngüselliği sağlamak için. Sonrasında da depozito sistemi kurduk. Yani bütün cam şişeler, bütün plastik şişeler, diyelim ki 10 liraya aldınız depozitoyla, bu 10 lira depozitoyla aldınız, bu şişeleri geri getirdiğinizde 10 lira depozitonuzu geri alabiliyorsunuz. İşte bu sayede insanları teşvik ediyorsunuz. Atıklarının, şişe atıklarını toplamaya teşvik ediyorsunuz. Aynı şeyi kartonla da yapabilirsiniz. Ya bu yeni bir model. Döngüsel ekonomi için yeni bir model yaratmış oluyorsunuz. Bugün Danimarka'daki belediyelerden birinin Resource City adında yeniden kaynaklı kent diye bir program başlattığını gördüm. Yani bir şeye değer vermezseniz, onu bir kaynak gibi düşünmezseniz o zaman çok şansımız yok. Yani ama atığı bir değer yaratan bir ürün olarak görürsek, bir değer olarak görürsek o zaman onu çöpe atmazsınız. Yani bu elimde tuttuğum şu su şişesine bir değer atfedersem o zaman ben onu çöpe atmam. Geri dönüşüme gönderirim. Karbondioksit. Karbondioksitin de bir değeri var. Yani bir şeylere değer atfettiğimizde bu finansman mekanizmaları açısından doğru şey yapmış olacağız ve doğru şey yaptığımızda da ihtiyaç duyduğumuz zihniyet değişimini yakalayacağız. Sonuçta aslında tamamen davranış bilimle ilgili bir konu bu. İnsanlardan bahsediyoruz, insanların davranışlarından bahsediyoruz. Günün sonunda değişmesi gereken şey insanların davranışı. Yani ister hava kirliliğinden, ister atıktan, ister sudan bahsedelim. Günün sonunda insanların davranışlarını değiştirmek gerekiyor ve bunun için de tabii bu inovasyonlar için de gerekli finansmanın hazır olması gerekiyor. Size doğru böyle döneyim. Sorular varsa onları soracağım ama şu bıraktığımız yerden ben de birkaç şey söyleyeyim. Rekâ Hanım'ın bıraktığı yerden. Bir zihniyet değişikliği gerektiği ortada. Önümüzdeki sürecin içerisinde. Ama o zihniyet değişikliği gerekirken bir şeylere değer koymak, fiyat koymak aynı zamanda şu manaya geliyor. Hep herkes açısından. İşte şimdi mesela iklim kanunu çıktığında emisyon ticaret sisteminin nasıl işleyeceğini göreceğiz. ABD'kine benzer bir emisyon ticaret sistemimiz olacak. O emisyon ticaret sistemine dahil olmayan ürünler içinde bir karbon vergisi düzenlemesi yapacak Maliye Bakanlığı. Yani bence iklim duyarlılığımızın en önemli testi aşamasına geldik, değil mi? Her tarafta öyle oluyor. O iklim duyarlılığı geliştirmenin en önemli aşaması işte hepimiz iklim değişikliğinin önlenmesinin ne kadar önemli olduğuna savunuyoruz. Ondan biyoçeşitliliğin devamlılığının önemini savunuyoruz. Ama şimdi böyle bir dünya istiyorsak onun için kaç lira ödeyeceğimizi soracaklar bize. Yani cebinizden çıkartıp iklim değişikliğini engellemek için kaç lira ödemeye hazırsınız diye soracaklar. Genellikle buraya gelince iklim değişikliği değil mi tartışması, duyarlılık radikal bir değişimden geçiyor aslında. Şimdi tam o aşamanın işte Türkiye'de de o tartışmaya başlamanın başındayız. Çünkü sonuçta bir takım kaynaklar toplanacak. Bu bir bölüşüm problemi de var. Bir takım kaynaklar hem karbon fiyatıyla hem karbon vergileriyle toplanacak. Onların tekrar amaca uygun kullanılması gerekiyor. Yani önümüzdeki başlangıcın başındayız derken onu söylemeye çalıştım Türkiye açısından. Daha bundan sonra kat edeceğimiz bir çok mesafe var ama önümüzde olan şimdi alışmamıza imkan veren yeni sürece bu kalkınma finansmanı kaynaklarının aslında nasıl kullanılacağına ilgili tartışmaya ne kadar yoğun katılırsak daha arkadan geleceklere de aslında alışmaya başlayabiliriz. Çünkü şimdi karşılığında bir şey ödemeden derken elbette CDS risk primlerinin düşmesi önemli.
o tartışma dışı, zaten onun için seçimden sonra ekonomi programını değiştirdik, işte bir yeni yola girdi Türkiye. Onun hepsinin amacı o risk primini aşağı doğru indirmek, ama sonuçta ortada yerel kalkınma için kullanılabilecek bir takım kaynaklar, o kaynakları kullandıran kurumlar var. O kaynakları kullanmakta belediyelerimiz yeterince becerili olmayabilir, kurumsal kapasiteye ihtiyacı olabilir. Kalkınma bankalarımız yeterince iyi örgütlenmemiş olabilir bence, Türkiye'dekiler. İşte İller Bankası şeyden çıkıp bir proje uygulama biriminden çıkıp bir banka haline gelse mesela, herhalde hepimiz için daha iyi olur bu kaynakların kullanılmasında. Ama ortada bir takım kapasite kısıtları da var. Ben daha fazla uzatmayayım. Benim bu tartışmalardan çıkarttığım ana sonuçlar bunlar zaten. Sizin sorularınızı alayım. Şurada vardı. Buyurun. Şuraya bir şey alabilir miyiz? I see your hand. Seda Kayrak, Danimarka Başkonsolosluğu. Benim iki sorum var. Bir tanesi İdil Hanım'a. Sunumunuzda public-private partnerships, bu kamu özel ortaklıkları konusunda da destek verdiğinizden bahsetmiştiniz EBRD olarak. Onu biraz açabilir misiniz? Bir de çok da fazla olmamakla beraber bu dünyada bu PPP'lerin yeşil dönüşüm için de destek olarak kullanılmasıyla ilgili de bir takım söylemler var. İşte satın alma procurement kriterlerinin içine sürdürülebilirlik kriterlerinin de yedirilmesi vesaire. Sizce biz yani neredeyiz bu anlamda ve neler yapabiliriz? Bu birinci sorum. İkinci sorum da Fransız Kalkınma Ajansı'na. Bu Fransız Kalkınma Ajansı desteklerini verirken bu işin içindeki Fransa firmaları ve Fransa kontenti nedir? Nasıl çalışıyorsunuz? Onu biraz daha detaylı anlatırsanız çok sevinirim. Teşekkürler. İdil Hanım, biz gerçi kamu özel işbirliği projelerini pek sevmiyoruz artık. Ya aslında biz bank olarak kamu özel ortaklığı projelerine ciddi destek veriyoruz. Çünkü kalkınmanın yeşil dönüşümünde, kalkınmanın da özel sektörün verimliliğini, iş gücünü, know-how'ını kullanarak gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Belediyeler olsun veya kamu kurumları olsun, bunlara danışmanlık desteği veren bir PPP danışmanlık departmanımız var. Ve aslında her belediyemize ilk olarak finansman size direkt krediyi şöyle veririz, ama bir de PPP danışmanlık departmanımız var. Lütfen onlarla da görüştürelim. Projelerinizi özel sektöre devredin. Hem kendi üzerinize borç yükü almayın, hem de özel sektörün verimliliğinden, iş bitiriciliğinden faydalanın diye her seferinde telkinlerde bulunuyoruz. Ama maalesef belediyeler tarafından bu konuda çok fazla ilgi olmadı. Bir tek işte bahsettiğim bu çöpten enerji, çok yüksek tarifeler sebebiyle teşvik edici oldu. Onun dışında çok fazla bir şey yapabildiğimizi söyleyemeyeceğim. Şimdi yeşil dönüşümle beraber PPP projelerinin ilişkisini sordunuz. Şimdi artık uluslararası kalkınma bankalarının hepsinin yeşil dönüşüme kredi vermekle ilgili hedefleri var. Keza bizim de öyle. 2020-25 yılı arasında verdiğimiz her kredinin %50'si, minimum %50'si yeşil dönüşüme gitmek zorunda. Yani ölçüyoruz. Minimum %20 enerji verimliliği ya da sera gazı azaltımı sağlıyorsa eğer, o projeyi biz yeşil diye etiketliyoruz. Şimdi bu kamu projesi olmuş veya PPP olmuş, açıkçası çok fark etmiyor. Ama PPP proje ayrıca bütün bankanın kredilerinin Paris Anlaşması ile uyumlu hale getirilmesi var. O da doğal olarak bazı sektörlere finansmanı yönlendiriyor, PPP de olsa. Sonuç olarak ben PPP'leri şu manada çok verimli buluyorum. Belki siz şu örneklerden gidiyorsunuz. Kamuya getirdiği yük çok fazla olabiliyor bazı kamu özel ortaklığı projelerinin, ama sonuç olarak yapılan projelerin tam zamanında bitmesi ve belli bir bütçeyle bitirebilmesi hızlı delivery için PPP projelerini cazip kılıyor. Ve keşke daha yeşil alanlarda PPP yapabilsek, mesela metro gibi. Çoğunlukla otoyol yapıyoruz. Halbuki biz bunu uygun bir metodla metrolara, hızlı raylı sistemlere çevirebilsek çok çok daha etkin kullanılabilir diye düşünüyorum. PPP'deki bence ana problemimiz şeffaflık aslında.
Eğer onu sağlayacak tedbir alıyorsanız bence bir problem yok zaten. Çünkü mevcut PPP'lerin ana problemi sözleşmeleri bilmiyoruz. Dolayısıyla etrafta uçuşan rakamların hepsi afaki aslında. Çünkü esas sözleşmeler ortada yok. O kötü. Cevap vermeyeyim buna. Ya şöyle... Şöyle yani tabii ki biz bir value for money assessment denen bir assessment var. Bu ihale PPP metoduyla mı yapılsaydı kamu için daha ucuz olurdu yoksa public procurement metoduyla mı yapılsa kamu için uygun olurdu? Bir value for money assessment yapıyoruz ve o aslında PPP'ye ibre dönüyor. Ama bunun sebebi de şu, gerçekten özel sektör bir projeyi çok hızlı bitiriyor. Kamuya geldiğimiz zaman çok fazla kısıt ve de cost overrun'la karşılaşıyoruz. O yüzden PPP aslında kendisini şey yapıyor, rationalize ediyor diyebilirim. Ali? Thank you for your question. AFD, we are intervening under the umbrella of both the French Ministry of Finance, Treasury, and the French Ministry of Foreign Affairs. But we are working as a private bank. We are going on the market for our own funding, where we can value and we intervene through untied aid. With the counterparts we are working with, where we can ensure faal olduğumuz ülkelerde Fransız uzmanlarının değerli olacağını düşündüğümüz alan, mesela birçok ülkede Fransız uzmanlığının mümkün müsait kullanılabilir olduğu sektörlere giriyoruz. FEX dediğimiz expertise funding, yani uzmanlık fonu dediğimiz bir aracımız var. Karşı tarafın, yani yabancı karşı tarafın ihtiyacına göre eşleştirme yapıyoruz Fransız tarafla. O noktada bir Fransız uzmanlığı varsa bu ikisini eşleştiriyoruz hibeler için. Teşekkürler. Burada da bir sorumuz var, bir de şurada var. Kendinizi de tanıtabilirseniz. Teşekkürler. Herkese günaydın. Arif Dalmavan. Endonezya'da ekonomi bölümünde profesör olarak çalışıyorum. Öğrencilerimle beraber buraya katılmaya geldim. Çok çok teşekkür ediyorum buraya gelebilme fırsatını bize verdiğiniz için. Endonezya'dan geldiğim için, kalkınmakta olan bir ülkeden geldiğim için karbon piyasası mekanizmasını 2023 yılında lanse etti devletimiz. Konuşmacılarımızdan ilham almak istiyorum. Son derece seçkin konuşmacılarımız var. Karbon piyasaları mekanizmaları hakkında bilgi verebilirsiniz belki. Kalkınmış bir ülkeden ve hali hazırda karbon piyasası mekanizmasını uygulayan bir ülkeden sürdürülebilir kalkınmayı nasıl sürdürdüğünü, nasıl yaptığını öğrenebilir miyiz? Görüşünüz var mı? Biz Türkiye'de hala henüz emisyon ticareti sistemini tasarlamış değiliz. Umarız ki bu yılın geri kalanında ve gelecek yıl hazırlamamız gerekiyor. AB ile sınırda karbon ayarlama mekanizması başladı. Ama bu konuyu konuşabiliriz. Burada ağırlıklı olarak biz yeşil fon mekanizmalarını konuşuyoruz kullanılabilecek. Özellikle de yerel kalkınma fırsatları bağlamında bunu konuşuyoruz. Ancak karbon fiyatlandırmadan bahsettiğimizde ve fonlar karbon fiyatlandırma aracılığıyla toplanan fonlardan bahsettiğimizde bu başka bir konu. Sizin de görüşünüz varsa lütfen paylaşın. Bence zamanımız bitti sanırım. Çok karmaşık bir durum.
Ama bence diğer yeşil geçiş konuları gibi başlamanız lazım. Yani bilgiden başlamanız lazım. Emisyonlarınızı nasıl hesaplayacağınızı bilmeniz lazım. Danimarka Konfederasyonu ile TİSK arasında çok güzel bir proje yürütülüyor. Hesaplama ile ilgili bilgi paylaşımı yapıyorlar. O yüzden de eğitim sistemlerine, şirketlerine, kuruluşlara erişeceğim Avrupa'da. Onlar da yeni başlıyor. Bu hesaplamalarla uğraşıyorlar, onun üzerinde çalışıyorlar. Bilgi paylaşmak lazım. Çünkü bu gündemi beraber daha da yukarıya taşımamız lazım. Yani kimsenin tekerleği yeni baştan keşfetmesine, icat etmesine ihtiyacımız yok. O yüzden de her ülke bilgisini paylaşmalı. Buradan başlanır. Avrupa'da neredeyse 10 yıl oldu karbon fiyatlandırma mekanizmasının geçmişi. Evet, evet. Evet, ama hala zor. Neredeyse hani bir süredir devam ediyor ama hala zor bir iş bu. Çok çok teşekkürler. Merhaba. Nagiz Kalka adam. Marian Karşer'e sorum. Bir projenizden bahsettiniz. Su ve hijyen projesinden bahsettiniz. 8 ilde yürütülüyor dediniz. Tarihini merak ediyorum. Bu şehirler ağırlıklı olarak Şubat'ta depreme vurduğu iller. Halihazırda yaşadıkları sorunlardan biri de bu. O yüzden daha geçmiş bir proje mi, şu anda yürüyen bir proje mi? Teşekkürler sorunuz için. Proje depremden önce onaylanmıştı, devam eden bir proje. Ancak araştırmaların, çalışmaların hazırlanması çok uzun sürdü. Birkaç proje ancak başladı. Hiçbir şey etkilenmedi hali hazırda. Belki çalışmaların bazılarının güncellenmesi gerekebilir. İhtiyaçlara göre güncellenecek, uyarlanacak tabii ki. Farklı farklı şehirlerin yaşadıkları zorluklara istinaden bunlar yapılacak. Deprem şehirlerinden bahsetti. So maybe I just want to add a few things you just mentioned about the earthquake. Depremden bahsettiğiniz için depreme de değinmek istiyorum. EBRD olarak bizler araçlarımızı gözden geçirdik. Bu illerin sorunlarını ele almak için 1,5 milyar euroluk bir proje, bir paket geliştirdik. Burada şehirlerin mali açıdan canlılığına baktığımızda yüksek kredileri karşılayamazlar. Bizim sunacağımız krediler doğrudan Maliye Başkanlığı'na, o da İl Bank'a aktaracak ve o bölgedeki yatırımlar gerçekleştirilecek. Deprem aslında çok üzücü bir durum ama aynı zamanda da bir fırsat yeşil geçiş açısından. Çünkü bu şehirlerdeki altyapının çoğu yenilenecek. Çok yatırım ihtiyacı görüyoruz. Özellikle de içilebilir su ve atık su alanlarında çok bina inşa edilecek, çok yapı inşa edilecek, yeşil verimliliği olan, enerji verimliliği olan binalar olabilir. Dolayısıyla bu tür projeler bu bölgede gerçekleştirebilir. Siz bu deprem konusunu dile getirince ben de bu konuya değinmek istedim. Çok çok teşekkürler. Başka sorunuz yoksa zaten zamanımız da bitti. Başka? Son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yok, yok. Çok çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler hepinize.